Aksay'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti Aksay 6. olağan il kongresi yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde il başkanı Hüseyin Altınsoy güven tazeledi. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanı ve geçmiş dönem milletvekilleriyle çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede bir de ilk yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ramazan Koçak ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ramazan Kaşlı kongreye katıldı. İşte Aksaray, işte başta Aksaray'ımız olmak üzere bütün Türkiye'mizi aydınlık yarınlara götürecek olan Atatürk'ler sizleri selamlıyor. Teşekkür ediyoruz. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kongrede İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden geçti ve Grup Başkan Vekili İknur İnceöz söz alarak birer konuşma yaptı. Partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Aksaray 6. olan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti kongrelerinde bir bayrak yarışı, bayrak değişimi var. Bayrak değişiyor ama hizmet aşkı, parti sevgisi asla azalmıyor. Değerli kardeşlerim, AK Parti kongrelerinde bir bayrak yarışı var, bir bayrak değişimi var. Bayrak değişiyor ama hizmet aşkı, parti sevgisi asla azalmıyor. Bu salonlardaki 4x4 bayrak yarışına benzemiyor. O yarışlarda biliyorsunuz ne oluyor? Bayrağı biri getiriyor, yolun yarısında bir başkasına veriyor. Bayrağı verdiği koşmaya devam ediyor. Bayrağı teslim eden de olduğu yerde duruyor. Ama AK Parti de öyle değil. Bayrağı veren de, bayrağı alan da birlikte koşmaya devam ediyor. Aynen Abdülkadir Karatay gibi, aynen Hüseyin Altınsoy gibi. İşte ikisi de burada, ikisi de AK Parti için, gelecek için çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyor. Parti yönetiminde bugüne kadar görev alanlara teşekkür eden Yıldırım, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'a görevinde başarılar dileyerek 2018 yılının icraat ve yatırım yılı olduğunu söyleyerek hızlı tren başta olmak üzere Aksaraylılara müjdeler verdi. 2002'de hükümeti devraldığımız ilk günden itibaren Aksaray'ın bütün sorunları üzerine kararlılıkla gitti. Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve bütün teşkilatımızla Aksaray'da bir kalkınma seferberliği başlattık. Aksaray tabii ki 15 yıllık AK Parti iktidarının nimetlerinden en iyi şekilde yararlandı. Son 15 yılda değerli kardeşlerim, Aksaray 7 milyar liralık yatırım ve destek aldı. 7 katrilyon, helali hoş olsun Aksaray'a, daha fazlasına layık. 2019 seçimlerinin önemine değinen Başbakan, 2019 seçimlerinin diğer seçimlerden önemli bir farkı var. 16 Nisan 2017'de yaptığımız değişiklikle 2019 seçimlerinde artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girecek. 2019'da önce Mart ayında belediye seçimlerini yapacağız. Belediye seçimlerinde Aksaray yeniden durmak yok, yola devam diyecek. Daha sonra Kasım'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimleri var. Cumhurbaşkanlığı seçimi artık millet tarafından yapılacak. Bunun için de %50'den fazla oy lazım. Çıtayı yükselttik. Aksaray çıtayı yükseltti. Zaten Aksaray'ın çıtası hep %50'nin üzerinde gidiyor ama Aksaray çıtayı daha da yükseltirse Türkiye'nin çıtası da yükselir. Onun için size büyük iş düşüyor. İnşallah bu seçimlerde de yine bir destan yazacağız diyerek konuşmasını tamamladı. Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra Ankara'ya döndü.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray 6. olan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada hizmetlerini anlattı. Başkan Yazgı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette vefa ve ahd-i vefa söylemlerine vurgu yaparak tüm partililere ve herkese teşekkür etti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a seslenerek bir kez daha diyoruz ki yolun yolumuzdur, davan davamızdır, sevdan sevdamızdır. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, gelecekte de böyle olmaya devam edecektir diye konuştu. İl Kongresi'nin Aksaray'a ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yazgı, AK Parti hareketinin bir neferi olmaktan, büyük bir davanın mensubu olmaktan, sizler gibi dava arkadaşlarına sahip olmaktan büyük bir şeref ve gurur duyuyorum dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, göreve geldiği günden bugüne Aksaray Belediyesi olarak yaptıkları hizmetleri anlattı. Evet, kongreler her zaman için bizlerin bir düğünüdür, bizlerin bir gururudur. Yenilenmenin, değişimin, dönüşümün adıdır. Burada daha önce görev yapan değerli arkadaşlarımıza teşekkür ederken yeni oluşacak ekibimize de şimdiden başarılar diliyorum. Tabii ki teşkilatta görev yapmış bir kardeşiniz olarak önce il yönetiminde, sonra merkez ilçe başkanı olarak ve belediye meclis üyesi ve daha sonra da Rabbimin nasibiyle 4 sene boyunca da belediye başkanlığı görevini yapmaktayım. Size şunu çok açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum ki bu ailede bulunmak, bu teşkilata mensup olmak benim için bir gururdur, onurdur, şereftir. Allah'ıma hamd olsun, şükürler olsun. Teşkilatımız aynı zamanda bir okuldur, bir öğreticidir. Önce kendini öğretir, kendini tanıtır. Ardından şehrini, ülkesini, dünyayı ve sonunda da liderini, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın, kurucu genel başkanımızın emirleriyle, talimatlarıyla da bizler hizmetlerimize devam ederiz. Yaptığımız her işte, yaptığımız her çalışmada Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihten gelen bir sözü her zaman kulaklarımızdadır ve her zaman da düsturumuzdur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ve biz hangi işi yaparsak, hangi adımı atarsak, hangi projeyi gerçekleştirirsek gerçekleştirelim, öncelikle bütün kesimin her türlü ihtiyaçlarını notlarını alırız. Kadınlarımız için yaptığımız projeler, gençlerimiz için yaptığımız projeler, yine engelli kardeşlerimiz için, taraftarlarımız için, gençlerimiz için, emeklilerimiz için, yaşlılarımız için yaptığımız birçok çalışmada mutlaka bu düstur vardır ve bu düsturla bizler hareket ederiz. Aksaray Belediyesi Ocak ayı sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında tiyatro severler Düdüklü'de Kıymalı Bamya oyununu izledi. Trajikomik sahnelerin yer aldığı ve zaman zaman seyircilerin kahkahalara boğulduğu oyun izleyicilerden tam not aldı. Mehmet Baydur tarafından yazılan, tiyatro oyuncusu Serap Eyüboğlu tarafından yönetilen Düdüklü'de Kıymalı Bamya oyunu, bayağılık, çok bilmişlik ve emeksiz kazanmanın egemen olduğu bir toplumda kaybolan değerlere ayna tutan Fahrettin Bey'in çalışmayan kadınların bir arada olduğu eve gelmesiyle başlayan olaylar silsilesini anlatıyor. Çocuklar ise hafta sonunda Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla Arımaya Çocuk Tiyatrosu'nu izledi. Aksaray Belediyesi çocukların sadece televizyon başında vakit geçirmesinden ziyade tiyatro gibi sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlayarak çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında çocukları Arımaya Çocuk Tiyatrosu'yla buluşturdu. Geçtiğimiz pazar günü 3 seans olarak Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna çocuklar kadar anne babalar da büyük ilgi gösterdi. Televizyon ekranlarında yayınlanan çizgi film Arımaya karakterleri Maya, Willy, Filip ve Çiçek Perisi çocukları kahkahaya boğdu. Arımaya Çocuk Tiyatrosu gösterimi önümüzdeki hafta sonu 21 Ocak pazar günü tekrar Aksaray Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.
A Milli Erkek Handbol takımı hafta sonu Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda konuk ettiği Yunanistan'ı 24-23 mağlup etti. Milli takımımız Aksaraylıların coşkulu desteğiyle yine kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Hafta sonu Hasan Dağı Spor Salonu'nda yaşanan milli maç heyecanında başa baş mücadelede Türkiye Yunanistan'ı tek farkla yendi. Handbol A erkek milli takımımız 2019 Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 5. grup 6. son maçında Yunanistan'ı 24-23 yendi. Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını A erkek milli takımımız 13-12 önde tamamladı. Aksaray'da muhteşem seyircimizin önünde etkin bir performans sergileyen Ay Yıldızlarımıza bu galibiyet yetmedi ve takımımız Dünya Şampiyonası'na veda etti. Büyük bir heyecanla beklenen Nevşehir Aksaray Belediyespor maçı berabere bitti. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyespor Lig'in 14. haftasında deplasmanda Nevşehir Spor'un konuğu oldu. Karşılaşma 1-1 berabere bitti. Gergin bir ortamda oynanan karşılaşmada ilk golü ilk yarıda penaltı kararıyla ev sahibi Nevşehir'in oyuncusu Hüseyin Civelek attı. Temsilcimiz Aksaray Belediyespor'a beraberliği getiren golü ise dakika 54'te yeni transfer Samet Albayrak penaltıdan kaydetti. Saat 14'te başlayan müsabakayı Konya bölgesinden hakem Samet Keklik yönetti. Ligin 14. haftasında liderlik yarışında kıyasıya mücadelede temsilcimiz Siyah Beyazlar liderliğini koruyarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ligin en önemli maçında AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti. Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor'u yalnız bırakmadı. Yeşil sahalarda görmek istemediğimiz olayların yaşandığı nefes kesen mücadelede tribündeki yerlerini aldı. Aksaray Hasan Dağı Spor ise hafta sonu kendi evinde Anadolu Yıldızları 10-0 yendi. Kadınlar Futbol 3. Lig temsilcimiz Aksaray Hasan Dağı Spor Lig'in 7. haftasında Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları Spor'u konuk etti. Dağılgan stadında saat 13'te başlayan maçı Aksaray bölgesinden hakem Volkan Okur yönetti. Temsilcimiz Esra Koç, Sevde Gürtekin, Nazlı Feride Ali Terik ve Melihat Sultan Öz'ün attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. İkinci yarıda daha da baskılı oyun sergileyen temsilcimiz Kırmızı Siyahlılar, Cansu İriş, Esra Koç ve Gülbeyaz Kılıç'ın 5 golüyle maçı 10-0 bitirdi. Tekerlekli sandalye basketbol takımı temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor'un ise Adana Engellilerle karşılaşacağı maç ertelendi. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.